Merhaba arkadaşlar. Bugün size İnci Aral'ın yine Sadakat adlı romanından bahsetmek istiyorum. Romanımız çok akıcı bir dille yazılmış. 300 sayfaya yakın, yani 200-270 sayfa bir roman. İnci Aral'ı çok beğeniyorum. Bu romanını da daha önce okumuştum. Bu sene, bu yaz biraz eski okuduğum yazarlara döndüm. İnci Aral'ı bayağıdır okumuyordum ve çünkü çok okuduğum için zamanında bu romanı da daha önce 2010 yılında Mart ayında okumuşum. İşte 12 sene sonra bir daha okudum. Hiç de bir şey hatırlamadım açıkçası. Romanın kahramanı Azra Ferda ve bu bir aşk romanı ve sadakatle ilgili, aldatmayla ilgili, aşk, işte ölümüne nefret, ölümüne aşk, tutsaklık, seks. İçinde bunlar var romanın ve aile ilişkileri de var. İki tarafın ailesi de, yani hem Azra'nın ailesiyle olan ilişkisi, özellikle kız kardeşiyle olan ilişkisi ve aynı zamanda iki kız kardeş arasındaki çekememezlik, kıskançlık, karakter farklılığı ve Ferda'nın aslında bu ilişkiye nasıl yaklaştı. Azra bir eczacı ve sayfiyede yaşıyor. Ferda ile İstanbul'da tanışıyorlar. Daha sonra Ferda da Azra'nın bir arsasını satın alıp orada işte çiçekçilik, botanikçilik falan yapmak üzere oraya yerleşiyor. Bu iki kişinin arasındaki ilişkinin, aşkın, tutsaklığın, ikiyüzlülüğün, yalanın, dolanın anlatıldığı güzel bir roman. Aslında bir kadının aşk konusunda nereye kadar gidebileceği, yani nereye kadar dayanabileceği diyeyim size. Aşk ve sadakat konusunda, kendisine yapılan sadakatsizlik konusunda nereye kadar gidebileceği. Ferda aldatmaya başlıyor. Tabii ki adından anlaşılacağı üzere bunu söylememde bir sakınca yoktur. Sadakat çünkü romanın adı. Aldatmaya başlıyor ve bunu öncelikle işte dijital ortamda yapmaya başlıyor. İnternet ortamında yapmaya başlıyor. Ve ona göre internet ortamında yapılan dijital aldatma, aldatma değil. Sizce bu aldatma mıdır, dijital ortamda yapılan aldatma? Kadınlara soruyorum. Aldatıyor ve bunu kendinde de hak görüyor. Herkes yapıyor, o da yapıyor, bu da yapıyor. İşte fiziksel bir şey yok falan diye geçiştiriyor. Tabii ki bunu artık ayyuka çıkarıyor. Yani odasının kapısını kapatıyor. Her gün akşam saatlerce orada yazışıyor, chat odalarında geziyor vesaire. Okuyun, keyif bulacaksınız. Tabii burada kalmıyor bu aldatma. Devam ediyor. Azra'yı gelip kalbinden vuruyor. Ve Ferda'nın kişiliği de çok enteresan. Ferda'nın kendi babasıyla olan ilişkisi de sakat bir ilişki. Zaten sevgisiz büyümüş bir adam. Değişik bir tip ya. Hayatınızda böyle insanlar karşınıza çıkacaktır. Çıkmıştır, çıkacaktır. Yani bu elektriği aldığınızda kaçın, bu romanı okuyun. Ve bir erkek size böyle davranıyorsa kaçın o adamdan. Çünkü sizin hayat enerjinizi, sizin ona olan sevginizi kullanıyor, aşkınızı kullanıyor. Sizin zaaflarınızdan faydalanıp sizin üstünüzden basıp geçiyor. Öyle bir tip bu Ferda. Özellikle bayanlar, özellikle kadınlar, kızlar, yani gençler okuyun. Tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.